Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Ben Kara Sure el Kehf ile Cuma'ti. Cuma gecesi kim Kehf suresini okursa yani bu gece. Okuyamadın dinledin. Aynıdır. Niyet edersin. Yani Allah alehu minen nuri fi ma beynehu ve beyne'l Beytil Atik. O kişiyle Beytül Atik arası nur gibi o sure parlar. Yani sen buradasın. Beytül Atik nerede? He? Beyne'u beyne'l, beynel Beytül Atik, Kabe-i Muazzama. Burada Mekke arası nur olur. Senin için nur olur. Senin için. Ve o nurun arası melek dolar. Hepsinin zikrin sevabı sana yazılır. Ya. Sırf dinlemek yani. Tabii ki okumaktır esas. Ama insanlarımız okuyamıyor. Okursalar yanlış okuma tehlikesi varsa o zaman ben dinlemeyi daha ziyade tavsiye edebilirim. Yine ileride de bir hadis-i şerif olacak. Bakayım onu bulabilir miyim? Yani bu mübarek gecede evet. Menkara suretel kefi İbn Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anhüm rivayet ediyor hadis-i şerifte. Deylemi rivat ediyor. Kim cuma gecesi Ev, evvel cuma ya cuma gün. Kef suresini okursa yeni nuran nihayet ve ila Mekke. Okuduğu yer neresi ise Mekke'ye kadar nur verilir. Okuyabilseniz daha iyi. Ama en azından dinleyin. Ve gufira lehu ilel cumhatil Gelecek cumaya kadar ne yapsa affedilir. Ve fazli telaz Bir de üç gün ilavesi var. Yani gelecek cuma okuyamasa dinleyemese de bu cumadan olan cumada bitmiyor. Üç günde ne oluyor yani? On gün. Bundan sonra on gün. Bu arada deccal çıksa o adama zarar verebilir mi? veremez. Bütün dünyayı kursa geçirse, Amerika'yı, Rusya'yı batırsa Kehf süresi okuyana zarar veremez. O arada çıkarsa. Garanti süresine kadar? Cuma'ya kadar üç günde fazlası diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu birkaç hadiste daha geçer. Üç günde ziyade meselesi. Yani on oluyor. Ve salli aleyhi seb'un elfe melek hatta yusbaha. Sabaha kadar 70 bin melek ona salat eder. Yani teyz yağdır ya Rabbi rahmet indir ya Rabbi. Sana وعوفي من الداء والدبيلة وذات الجنب والبرص والجزام وفتنة الدجال